Evet, günün ikinci videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine Samsun'la alakalı, Bafra ile alakalı, o olayla alakalı bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda bir video çekmiş ve sizlere Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan yeraltı canavarı olayını anlatmıştım. Sonrasında o ilk videodan bir hafta kadar falan geçtikten sonra olayla alakalı bazı gelişmeler yaşanmıştı. Bafra 55 adlı YouTube kanalı bölgeye bir kez daha gitmiş ve ikinci gidişinde metafizik uzmanı Beytullah Bey ile bir röportaj yapmış. Beytullah Bey ilgili röportajda o bölgeyi incelediğini ve o bölgedeki sorunları tespit edip giderdiğini söylemişti. Bakın abartmıyorum, tam olarak bunları söylemişti. Şimdi bu konuyla alakalı olarak yeni gelişmeler de yaşanmış durumda. Bugün bu Samsun Bafra'daki yeraltı canavarı hikayesini komple sonlandırıyoruz arkadaşlar. Çünkü neden, bölgeyle alakalı bir içerik daha üretildi ve o içerikte çok enteresan açıklamalar var. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum arkadaşlar. Hadi videoya geçelim, hem de bizim tarzımızda. Evet, ilk olarak arkadaşlar, hikayeyi hiç bilmeyenler için, ilk kez bu olayla bu videoda karşı karşıya gelenler için ilk videoda olayın hikayesini anlattığım kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer aranızda ilk videoyu izleyenler varsa aşağıdaki zaman çizelgesinden bu kısmı direkt olarak geçebilirler. Ha yok, biz bu olayı hiç bilmiyoruz, ilk defa bu videoyla denk geliyoruz diyorsanız da gelin bakalım bu olayın hikayesi neymiş, beraber bir öğrenelim. Bafra 55 isimli internet sitesinin haberine göre Şeyhulaş mahallesinde yaşayan Tiryaki ailesinin başı evlerinin altında yaşayan yılanlar nedeniyle dertte. Aile ilgili durumu belediyeye, itfaiyeye, jandarmaya ve doğa koruma ekiplerine bildirdiklerini, ancak yılanlar evin içinde olmadığı için hiçbir müdahalede bulunmadıklarını belirtiyor. Kameralara konuşan mahalle sakinleri yılan değil yeraltı canavarı dedikleri yaratık için o geçtiğinde ağaçlar bile sallanmaya başlıyor ifadelerini kullandı. Evet, olayın haberleştirilmiş şekli bu şekilde. Şimdi bu şekilde dinlediğimiz zaman elbette olay çok inandırıcı gelmiyor. Açık konuşmak gerekirse ben de ilk olarak yazılı olarak haberleştirilmiş haline denk geldim ve böyle şey mi olur deyip geçtim. Fakat haberin bir de röportajlı videolu hali var. İşte orada işin rengi biraz değişiyor. Çünkü köylünün olaydan çok fazla korktuğu ve yine aynı şekilde olaydan çok fazla etkilendiği net bir şekilde belli oluyor. Gelin o bölgede insanlarla yapılan röportajları çok kısa bir şekilde izleyelim. Fakat öncesinde şunu belirteyim. İlgili röportajlar Bafra 55 isimli kanaldan alınmıştır. 3 tane kedim gitti. Tavuklar zaten gidiyor. Onları zaten kedinin kuyruklarını, işte ayaklarını suyu bastıktan sonra görmeye başladık. Şu anda bir haftadan beri nöbetteyiz. İşte 3'te 4'e kadar uyumuyoruz. Sağa sola bakıyoruz. Araştırıyoruz. Nerede ne var? Nereden çıkacağını bilemiyorsun. Ben burada gördüm. Karşı karşıya geldik hatta. Ama yani şimdi öyle ufak tefek bir şey değil. Yani boyu en az benim gördüğüm kadarıyla yani rahat bir 4-5 metre var. Yani iriliğidir, sen zaten adam gördüğü zaman da korkar. Şimdi bundan karşı karşıya geldik ama bizim zaten ona müdahale etme şansımız yok. Akşam yine aynı orada evin altında suyu bastıktan sonra zaten bunun altta yeri varmış. Oradan kafayı çıkarttı şöyle. Hatta bu arkadaşa saldırmaya kalktı. Bu atıştı kendini. Bu bana dedi geri çekil dedi. Ondan sonra mı oradan çıkmış zaten. Yılan buraya gelmiş. Yılan buradaymış. Biz yılanı görmedik. Daha sonra işte biz burada otururken baktı bir kütürdü koptu. Zaten gidiyor böyle yılan, bak böyle gidiyor. Ondan sonra içeri girdim ben. Ha ne yapacağını edecekten diyerekten değil yani, saldırması için değil. Ama yani cüssü olaraktan tabii ister istemez insan tedirgini yapar. Şimdi bunlar da ne yapacak, mecburen uyku yok, şey yok. Nereden çıkacağını bilmeyi. Ya şimdi öyle bir şey ki benim şu gördüğünüz arka tarafta benim damlabalı sularım, tekerlerim var büyük. Ben bile kaldıramam onu. Onlar bağlı. Ve bağlı olan damlamalar patır patır yere düştüğünü ses duydum. Sesi duyduktan sonra ben kalktım, geldim. Baktım damlamalı tekerleklerim aşağıda. Sonra kafamı bir kaldırdım. Karşıki tarafa doğru bir şeyin ilerlediğini gördüm. Ama gördüm siyah ve büyük, kalın ve kafası çok büyük. Ve çıkarken çok garip bir ses çıkartıyor. Ve ben zaten onu oradan gördükten sonra Kızılcık Kıyameti kopardım. Tekrar herkes toplaştı. Aramaya başladılar. Tabii o büyük bir ihtimalle alta indi direkt. Kendini güne göstermedi. Yani benim şunu söylemek istiyorum. Biz o olaydan sonra bütün mahalle, eş dost, herkes gelinde nöbet bekliyoruz. Gelecek mi? Tekrar çıkacak mı? Burada can güvenliğim yok. Korkuyorum. Belediye aramışım. Zabıta aramışım. Jandarmayı aramışım. Doğa korumayı aramışım. Kimse bize olumlu bir dönüş yapmadı. Adam bize verdiği cevap evin içinde mi? Değil abisi, evin altında. Bizim yapacağımız bir şey yok. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de aynısını yapacağız. Bekleyin. Böyle bir cevap aldık. Peki o zaman benim canım yandıktan sonra mı devlet benim yanımda olacak?
Ben bunu sormak istiyorum. Yani bana bu esnada niye kimse destek olmuyor? Niye kimse gelip de benim yanımda benimle beraber olmuyor? Bu hayvanlar şu anda bildiğimiz kadar, anladığımız kadar normal boyutta değil zaten. Yani bana kimse yılan dedirttiremez, iddia edemez. Bu yılan değil. Görüntüsü evet yılan ama kafa büyüklüğü, beden büyüklüğü yılan değil. Bu başka bir şey. Şimdi anladığımız kadarıyla iki tane böyle büyük yılan var. Bir siyah gördünüz siz, bir de alacalı. Aynen öyle. Bu iki tane büyük, iki metreye yakında küçükler var ve evin altında. Evet, röportajları izlediniz. Zaten röportajlarda bölge halkı olayla alakalı tüm detayları veriyor. Belli ki o bölgede yer altında yaşayan bir yılan var. Yani bu kadar insan toplanıp bir viral çalışma yapıyor olamazlar. Yine aynı şekilde bu kadar insan toplanıp yalan da söylüyor olamazlar. Orada gerçekten hayvanları telef eden, hayvanları yiyen, yine aynı şekilde bölgedeki halkın da korkmasına sebep olan bir canlı var, bu kesin. Fakat bu haberin ilgi çekici olma sebebi elbette başlıklara atılan yeraltı canavarı vurgusu. Bu söylemde zaten bölge halkından bir insanın kendi söylemi. Şimdi ilgili haberden yeraltı canavarını atıp Bafra'daki yılan şeklinde haberleştirsek hiç şüphesiz haberin gördüğü ilgi bir hayli düşecektir. Büyük ihtimalle o bölgede yaşayan insanlar da bunun farkında olduğu için birazcık olayı abartmışlar. Neden? Çünkü olayın çözülmesini istiyorlar. Mesela ilgili röportajlarda hanımefendi diyor ki bu yılan falan değil, beni yılan olduğuna inandıramazsınız. Sadece yılana benziyor. Eğer köylülerin yaptığı betimlemeler doğruysa alenen bir yılandan bahsediyorlar. Ki zaten yılan da böyle hani başka bir şeye benzetilecek bir hayvan değildir. Kendi türünde büyüklüğüyle, hareket biçimiyle son derece fark edilebilir ve diğer ayırt edilebilir bir canlıdır. Mesela bölge halkının abarttığı bir olay daha var ilgili röportajda. Yılanın ebatıyla alakalı olarak çok abartılı söylemlerde bulunuyorlar. İşte bir ağzını açışıyla bir koyunu yutabilir, şu kadar metre boyu var falan filan. Üşenmedim, araştırdım. Dünya üzerinde bu tip yılanlar var mı? Evet var arkadaşlar. Fakat Türkiye'de görülen cinsler değil bunlar. Hatta çok enteresan bir şey söyleyeyim. Dünya üzerinde görüldükleri yerlerin iklimleriyle aslında Bafra'nın iklimi uyuyor. Yani aslında dünya üzerinde yaşayan bu çok büyük yılanlar sulak bölgelerde yaşayan yılanlar. Bafra'da sulak bir bölge. Fakat Türkiye'de daha önce o türlere denk gelinmemiş. Yani biri spesifik olarak yurt dışından birkaç tane bu tarz yılan getirip Türkiye'de o bölgeye atmadıysa ülkemizde o yılan türünün bulunma ihtimali yok. Ama tabii dünyada hiçbir şey hakkında da çok net konuşmamak lazım. Belki de yeni bir yılan türünden bahsediliyor. Yeni bir yılan türü bulunacak. Hani zor da çok net, çok büyük konuşmalar yapmak istemiyorum. Ne olacağı belli olmaz. Ama kesin olan bir şey var. Yeraltı canavarıymış, oymuş, buymuş. Bunların hepsi bölge halkının olaya dikkat çekmek için olayı abartarak anlatmalarından kaynaklanıyor. Yoksa hani röportajların tamamını dinledim, bilinçli insanlara benziyorlar. Yani onlar da yeraltı canavarı falan olmadığının farkında. Sadece yardım istemişler. İlgili yardım gelmemiş ki bundan dolayı da röportajlarda çok fazla sitem ediyorlar. Bir an evvel dikkat çekmek için, bir an evvel oraya bu konuyla alakalı yardım gelmesi için de olayı abartarak anlatıyorlar. İşin özeti arkadaşlar, Samsun'un Bafra ilçesindeki bu yerde yeraltı canavarı falan yaşamamakta. En muhtemel senaryo, bölgede birkaç tane yılan var ve bu yılanlar insanlara şu anda huzursuzluk veriyorlar. Evet, olayın hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında bu videodaki röportajı yapan kanal ilgili bölgeye bir kez daha gidiyor ve o bölgede o bölgeyi araştırmak üzere gelen metafizik uzmanı Beytullah Bey ile bir röportaj yapıyor. Beytullah Bey de bölgede yaşanılan olayı cinlere bağlıyor. Diyor ki cinler işte böyle yılan kılığına girip vesaire insanlara gözükebilirler. Onlar da burada yaşıyor olabilirler. Ben bunları tespit ettim, gerekeni yaptım. Bundan sonra böyle olaylar gözükmeyecek vesaire. Tam olarak ne dediğini merak edenler veya kendi ağzından dinlemek isteyenler konu hakkında çektiğim ikinci videoya gidebilirler. Onu da şu anda kartlar kısmına koyuyorum. Beytullah Bey'in bu açıklamalarını mesela ben bayağı bir makaraya almıştım. Çünkü hiçbir şekilde alt metni olmayan, tamamen reklam ve etkileşim kovalayan açıklamalardı bunlar. Sonrasında Zehirli Mikrofon isimli bir Instagram hesabı da bölgeye gitmiş ve ilgili haneden bir insanla röportaj gerçekleştirmiş. Gelin o röportajı da bir beraber izleyelim, sonrasında yorumlayalım. Dostlar, Şeyhulaş Mahallesi'ne geldik. Samsun Bafra'dayız. Safiye Hanım'ın, iddia sahibi Safiye Hanım'ın şu anda evde olmadığını öğrendik. Ablası çok kıymetli, sağ olsun, bize bir ön bilgi de verdi. Neval Hanım. Şimdi sözü ona bırakacağım. Olayın tamamıyla olduğu gibi net çıplak halini, yanlış anlaşılmaları olduğu gibi aktaracak size. Söz Neval ablamızda. Ablacığım, bir bu gündemi meşgul eden hadiseyi az önce konuştuk zaten. Olayın iç yüzünü bize, bana anlattıklarını bir daha anlatırsan memnun olurum. Olayın iç yüzü hiç sanıldığı gibi değil, konuşulduğu gibi değil. Herkes ayrı bir şey yazdı. Alakası yok. Bacımın rahatsızlığından dolayı bu olaylar gelişti, gün yüzüne geldi. Bacım şu anda tedavi görüyor. Yapacak bir şeyimiz de yok. Ortada zaten görünen bir şey yok. Sadece bunlar söylentiden ibaret yani. Yok öyle bir şey. Rahatsızlık derken Safiye Hanım'ın rahatsızlığı neydi tam olarak? Rahatsızlığı psikolojik. Psikolojik, öyle diyelim. Psikolojik rahatsızlığı vardı. Biraz da herhalde çok geriden, ileriden kalan şeyler vardı onda. Birikintiler vardı. O zaman da tedavi görmüştü. Bayağı bir rahatsızdı. Bir de bu konular hissetti. Yeni de değil demiştin. Değil. Bir yıl önce. Bir yıl önce biz dedik hani acaba
Yer altında mı bir şey geziyor da biz görmüyoruz, sallıyor her tarafı. Onun da alakası yokmuş. Belki bir rastlantıydı. Yani belki bir, ne bileyim, bir şey diyemiyorum yani. Yani gelen giden bu konuyla ilgilenen yetkililer oldu ama bir şey oldu, çıkmadı. Yok yok, bir şey çıkmadı. Kapan kuruldu. Kapanda bir şey çıkmadı. Olmayan bir şey çıkmaz. Bacıma öyle gözükmüş. Şu anda tedavi görüyor çok şükür. İyiye gidiyor inşallah. Daha da iyi olacak. Peki bu güzeldi. İyileşmeye başlamasıyla birlikte bu düşünceleri değişti mi? Değişti. 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 Hayal gördüğünü falan aynen, düşündüm. Aynen aynen. Zaten hemen okutmaya başlayınca biz onu tamamen beyni yerine geldi, kafası yerine geldi. O sinirli hali gitti. Resmen kuzu gibi oldu yani, öyle değil. Allah şifa versin tekrar. Amin, amin. Teşekkür ederim. Allah ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Açıklamayı yapıp insanları bilgilendirdiğiniz aynen, için. Aynen. Çok bu çok lazımdı zaten. Gerçi son gelen röportajcı arkadaşlar biz sonlandırdık, zoomladık dediler ama hala insanlar bir şeyler yazıyor. Biz bu yaratıklardan değil, insanların bu yazısından çok rahatsızız. Yapmayın. Burası gariban, biz gariban kendi yavrumuzla kavrulan bir aileyiz yavrum. Tabii, tabii, yapmayın, tabii. Yapmasınlar. Kimsenin kimseyle işi gücü yok. Bizim kimseyle işimiz yok. Kendi yavrumuzla kavruluyoruz ya. Yapmasınlar. Herkes ayrı bir şey yazıyor. Biz çok tepki aldık. Çok tepki aldık. Her yere yazdılar. Her şeyi yazdılar. Yazık günah ya. İnsanların, benim 85 yaşında annem ya. Allah razı olsun. Annemi de mahvettiler. Bizi de mahvettiler. Yapmasınlar böyle. Elbette. Çok Allah teşekkür ederim. Olsun. Allah İyi sizden de razı olsun. Çok sağ olun Uşaklar. Evet dostlar. Neval Hanım'ı dinlediniz. Safiye Hanım'ın özbeöz ablası. Annesi de burada. Kendisi de zaten Safiye Hanım'ı şu an sanıyorum tedavi için bir rehabilitasyon merkezinde olsa gerek. Evet, evet. Öyleymiş. Ev zaten burası. Röportajlarda da daha önce görmüşsünüzdür. Bahsi geçen yılanın geçtiği yer de burası. Yani görünen o ki gündemi boşuna biraz abartarak aslında yerel habercilerin de suçu olmayabilir bunda. Bahsedildiği gibi Safiye Hanım'ın bazı psikolojik sorunları nedeniyle ve bu hadise bir de eski bir hadiseymiş. Yeni gündeme gelmiş gibi görünse de biraz eski bir hadise. Dolayısıyla boşuna hem köy halkını hem iddia sahibi veya yakın akrabalarını bu konuyla alakalı müzdarip etmek, rahatsız etmemek amacıyla konunun tüm açıklığını, çıplaklığını sizlerin göz önüne sermek için geldik. Çok da çabuk oldu aslında. Birkaç kişiyle de konuştuk. Zaten yola gelmeden de evvel bazı şaibeli bilgiler de aldığımı yazmıştım postumun altına. Araştırılacak ya da kurcalanacak ya da soruşturulacak çok bir şey yok esasen. Biraz gündem meşgul olsun diye de bazı noktalarda küçük abartılar ne yazık ki var. Hikaye başlamadan sonlandı. Bilginiz olsun. Evet, röportaj bu şekilde. Şimdi röportajdaki hanımefendinin iddiasına göre muhtemelen Bafra 55 kanalının ilk yaptığı röportajdaki şu hanımefendi bu son röportajdaki hanımefendinin kardeşi. Yani sizlere şöyle görsel olarak ifade edeyim. Bu hanımefendiyle bu hanımefendi kardeşler. Ve röportajdaki hanımefendinin iddialarını duydunuz. Röportajdaki hanımefendinin iddialarına göre kardeşinin psikolojisi bozukmuş ve bu konu hakkında tedavi görmeye başlamış. Tedaviye de kısa süre içerisinde cevap vermiş ve artık böyle şeyler görmüyormuş. Hatta röportajdaki hanımefendi de bu olay yüzünden bayağı bir üzgün, bayağı bir sıkılmış gözüküyor. Belli ki hem bu olaydan hem de insanların bu olaya olan ilgisinden bir aile rahatsız olmuş. Bu arada bence anlattığı her şey de %100 olarak doğru. Yani bence de kardeşinin bir psikolojik rahatsızlığı olma ihtimali ve psikolojik rahatsızlığı yüzünden bu tarz şeyler söylemiş olma ihtimali epey fazla. Lakin burada bir soru işareti doğuyor. Biliyorum ki aranızdan bazıları da eğer ben bu kısma girmezsem hemen yorumlara yazacaksınız. Tamam, ilgili hanımefendinin psikolojisi bozuktu. Peki ilk röportajda röportaj veren diğer insanlar neden öyle konuştular? Evet, haklısınız arkadaşlar. Arkadaşlar bu hanımefendinin psikolojisi bozuk ve ondan dolayı onları söyledi. Fakat ilk videodaki diğer insanlar neden onları söyledi? Bilinmez. Sadece tahmin yürütülebilir. Arkadaşlar küçük yerlerde yaşayan insanlar şunu çok iyi bilirler. Bir dedikodu da bu tarz bir söylenti de hemen yayılır. Ve köydeki diğer insanlar da hiç görmeseler bile, hiç şahit olmasalar bile doğruymuş gibi davranmaya başlarlar. Şimdi bu psikolojisi bozuk olan hanımefendi de bir şeyler gördüğünü, bir şeylerin hayvanlara zarar verdiğini vesaire söylüyorsa, hele bir de bozuk psikolojisi yüzünden bizzat kendisi hayvanlara zarar veriyorsa, köydeki diğer insanların da buna inanmaları çok ama çok kolay olur. Bu birinci ihtimal arkadaşlar, bunu bir cebe koyalım. İkinci ihtimal ise benim özellikle ikinci videoda çok fazla vurguladığım viral çalışma olayı. Şimdi bu olay çıktığından beri bu Bafra 55 adlı YouTube kanalı mesela hiç görmediği izlenmeleri görüyor. Yine aynı şekilde ne hikmettir bilinmez Bafra 55 kanalının ikinci videosunda bir metafizikçi çıkıp kendi reklamını yapıyor. Bu arada yaptığı bu reklamda da bu sorunları falan çözdüm, bundan sonra böyle olaylar burada yaşanmaz falan diyor. Üstten üstten cümleler kurup iddialı şeylerle kendini tanıtıyor. Üzgünüm ama bu olaydan çok
çok fazla viral kokusu da almaktayım. Ya en basit haliyle şöyle anlatayım sizlere. Muhtemelen orada hiçbir şey olduğu yok. Fakat biz bile bu konu hakkında 3 tane video çektik ve bu konu hakkında çektiğimiz videolar toplamda neredeyse 500 bin izlendi. Yani eğer bu bir viral çalışmaysa amacına çoktan ulaştı. İşte bu da ikinci ihtimal arkadaşlar. Siz bunlardan hangisini daha mantıklı görüyorsanız ona inanıp konuyu o şekilde yorumlayabilirsiniz. Özetle arkadaşlar, Samsun Bafra'da bir yeraltı canavarı var veya Samsun Bafra'da devasa bir yılan var iddiaları komple taca çıkmış durumda. Ama güzel konuydu yani. Bir iki hafta bizleri gayet iyi meşgul etti. Bu güzel olayda adı geçen röportaj veren herkese teşekkürler. Özellikle de metafizikçi Beytullah abimize. Gerçekten yüzümüzü iyi güldürdü. Kendisiyle de ufaktan bir makara yaptık. Hakkını helal etsin. Yarın yeni videoda ya da videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.